Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, oldukça hızlı, güçlü bir aya giriş yapıyoruz. Temmuz ayında gerek Merkür'ün düzelmesi ve artık hızlanması, bir yandan sabit burçlardaki önemli kişisel gezegenlerin hareketleri sizin için de çok belirleyici olabilir. Her ay olduğu gibi bu ayda yeni ayımız var, dolunayımız var. Yengeç burcunda 10 Temmuz'da yeni ay doğacak. 24 Temmuz'da Kova burcunda bir dolunay var. Ve 28 Temmuz itibariyle Jüpiter tekrar Kova burcuna geçiş yapacak. Şimdi bunların, bu konu başlıklarının detaylarına biraz bakalım. Sizin için nasıl tesirler ortaya çıkaracak? Evet, gezegeniniz Mars Aslan burcunda ayın büyük bölümünde 29 Temmuz'a kadar ve Venüs'le de birlikte uzun süre harekette bulunacak. Özellikle ayın ilk haftası Mars'ın ve Venüs'ün birlikte oluşu ve sizin haritanızda kariyer alanlarındaki hareketi daha hırslı ve kararlı, tutkulu olduğunuzu işaret ediyor. Hangi alanlar? Başarı odaklısınız. Yani dikkat çekmek istiyorsunuz. Çalışıyorsanız iş hayatınızda harcadığınız emeklerin artık karşılık bulmasını istiyorsunuz. Burada daha güçlü, otoriter bir pozisyonda olabilirsiniz. Liderlik etme yönünüz, içgüdünüz güçlü. Ama biraz aşırı sabırsız, agresif, zaman zaman biraz hani kendi kişisel istekleri ve arzularında ısrarcı, inatçı olabilecek de bir pozisyondasınız. Buna dikkat edin. Çünkü üstlerle ilişkilerde veya kariyer tutkularınız ve çalışmalarınız nedeniyle özel hayatınızdaki kişilerle olan ilişkilerinizde zıtlaşmalar olabilir. Bazı gerilimler, baskılar hissedebilirsiniz. Özellikle ayın ilk haftasında bu gerilimlere, baskılara karşı lütfen temkinli olalım. Çok bencil, çok hırslı, böyle çok sabırsız davranmamak gerekiyor. Daha uyumlu, daha anlayışlı, daha paylaşımcı olmak gerekiyor. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize getiriyor. Sizin için güzel bir yeni ay, keyifli bir yeni ay, 9. evinizde doğacak. Hayata biraz daha böyle maneviyat yönünden bakabileceğiniz, daha fazla ufkunuzun açılabileceği, farklı vizyonlar oluşturabileceğiniz, hayal gücünüze destekleyen bir yeni ay aslında bu. Uzak hedeflerinize de odaklanabilirsiniz ve önemli yardımlar da alabilirsiniz. Öğrenciyseniz örneğin akademik alanlarda gelişmeler olabilir, size yeni kapılar açılabilir. İş hayatınızda özellikle bazı beklentileriniz varsa, bazı yasal süreçler olabilir bunlar. Hani buralarda yardımlar alabilirsiniz. Özellikle uzak ülkeler, uluslararası alanlardaki iş ve gelişmeleri destekleyen bir yeni ay. Hani bu uluslararası bir çalışmanız olabilir, yurt dışında bir eğitim almak olabilir veya hani seyahat planları, gitme gelme yolculuklar olabilir. Bu alanlarda da artık kapılar açılıyor. Ertelenmiş konular daha hızlı bir şekilde hayatınıza giriyor ve gerçekten çok güzel destekleri de etrafınızdan alabiliyorsunuz sevgili akrepler. Özellikle kişisel haritalarınıza lütfen bir bakınız. 18 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar önce burçlardaysa bu tesirler bireysel olarak daha güçlü, daha etkili de olabilir hayatınızda. 10 Temmuz ile 25 Temmuz arasındaki 2 hafta bu yeni ay gündemimiz devam edecek. Merkür de Yengeç Burcu'na geçiyor. Yolculuklar anlamında, eğitim anlamında, ticari faaliyetlerle ilgili alanlarda daha rahat bir süreçte olabiliriz. 24 Temmuz'da ise Kova Burcu'nda bir dolunay var. Evet, Kova Burcu dolunayı da sizin için önemli, sabit bir burç. Bu sefer ev ve yuva alanınız daha özel hayatınızla ilgili konulara vurgu yapıyor bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza tekrar bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunayın size tesirleri artar. Daha güçlü olur. Önemli farkındalıklar getirebilir bu dolunay ama bazı stresler de getirebilir. İşte aileyle ilgili sorumluluklar olabilir bunlar. Ebeveynlerle ilgili belki bazı anlaşmazlıklar olabilir ya da ebeveynlerin genel hayatı, düzeni, sağlığı gibi konular bu dönemde gündemde olabilir. Yer değişiklikleri, taşınmalar gibi konular da olabilir. Bunlar hani kariyerinizle ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir. Belki bir üniversiteyi kazandınız, başka bir şehirde, başka bir ülkede artık yaşayacaksınız. Dolayısıyla aileden ayrılmanız gerekiyor, evden ayrılmanız gerekiyor. Bunun da biraz tabii
duygusal baskıları olabilir üzerinizde. Bunun gibi tesirler veya bir işle ilgili yeni adım attınız ya da hukuksal bir konu var hayatınızda, onunla ilgili gelişmeler var. Bunlar ailenizle de bağlantılı olabilir. İşte onun sonuçları var. Ve belki maddi manevi bazı yaptırımlar söz konusu ve bununla ilgili bazı baskılar hissedebilirsiniz gibi. Yani bu tesirler az veya çok hayatınızda olabilir. Kova genel olarak dünya üzerinde daha toplumsal konularla ilgilidir, daha evrensel konularla ilgilidir ve belki toplumsal alanlarda dikkat çekici gelişmelerle karşılaşacağız. Aynı zamanda bilim, teknoloji, bilişim sektörü, uzay, astronomi Kova burcu ile alakalıdır ve bu dolunayda buralarda da dikkat çekici gelişmeler olabilir ve hatta bazıları bizi çok şaşırtabilir. Evet, 28 Temmuz itibariyle Jüpiter kısa bir süreliğine Balık burcuna geçiş yapmıştı. Tekrar Kova burcuna geçiyor. 18 Ekim'e kadar Kova burcunda gerileyecek. 18 Ekim'den 29 Aralık'a kadarsa Kova burcunda ileri hareketli olacak. Dördüncü evinizde bir Jüpiter. Satürn de orada zaten. Aslında yılbaşından bu yana bu iki gezegen dördüncü ev alanınızda. Evet, ev yuva alanlarında, aileyle ilgili konularda bir yandan zorluklar, sorumluluklar verirken bir yandan da yeni yapılandırmalar ve gelişme fırsatları verdi. Bu bir aile kurmak olabilir, çocuk sahibi olmak olabilir ya da ev almak olabilir. Özellikle Jüpiter gerileme döneminde 18 Ekim'e kadar Nisan ve Mayıs ayındaki geçiş yaptığı derecelerde ilerleyeceği için Nisan ve Mayıs ayında size sunmuş olduğu bazı fırsatlar varsa ve siz bunları değerlendiremediyseniz şimdi onları tekrar bir karşınıza çıkarabilir ve bunları daha sağlıklı bir şekilde ele alabilir, değerlendirebilirsiniz veya manevi yönde kazandığınız bazı açılımları, farkındalıkları daha güçlü bir şekilde içselleştirebilirsiniz sevgili akrepler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.